İklim değişikliğinin en çok hissedildiği Akdeniz Havzası'nda yer alan Türkiye'de kuraklık ve su sıkıntısı her geçen yıl artıyor. Uzmanlara göre ilerleyen dönemlerde dünya su sıkıntısı çekerken önlem alınmazsa Türkiye 20 yıl içinde su fakiri bir ülke olacak. Ülkemizde su kullanımına gerektiği kadar önem verilmemesi ilerleyen dönemlerde daha büyük sorunlara zemin hazırlayabilir. Vatandaşlar gündelik hayatta su kullanımında dikkatli olduklarını belirtirken boşa harcamamak için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Gündelik hayatta sadece duş almak için ve yemek için kullanıyoruz suyu. Ya elimizden geldiğince gayet dikkat ediyoruz. Gündelik hayatta zaten mesela içtiğim sular benim damacanadan oluyor genelde. Çeşme suyunu kullanmıyorum. Sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Suları damacanadan içiyorum. Genellikle ellerimi yıkarken veya temizliğimde de dikkat ediyorum yani az su kullanmaya. Mesela özellikle diş fırçalarken insanlar çok fazla su açık bırakıyorlar. Buna kendim anneme babama da mesela uyarmaya çalışıyorum. Yani genellikle azaltmaya çalışıyorum ya. Çok basit, ilkokuldan beri öğretilen basit şeyler var. Dişini fırçalarken suyu kapat. Elini yıkarken suyu çok fazla açma. Yani bu tarz şeyleri yapmak çok da zor bir şey değil yani. Gündelik hayatta mesela fazla su harcamamaya çalışabiliriz. Mesela musluklara takılan özel şeyler var tasarruf için. Onlardan alıp mesela ailelerimize de onları gösterebiliriz. Bunun için örnek veriyorum, çoğu yerde gereksiz yere su tasarrufları oluyor. Çoğu yerde örnek veriyorum akıllı musluklar takabilirler. Çoğu yerde örnek veriyorum bir evde bir yaşam alanında böyle dakikalarca o su boş aktığını ben görebiliyorum. Kendim de görüyorum. Onun için hani kullanabildiğimiz kadar onun şeyini açabiliriz. Ayarını açıp o şekilde de kullanabiliriz. Su tasarrufu ile ilgili çalışmaların ülkemiz genelinde olması gerektiği gibi yürütülmediğini ifade eden vatandaşlar, her birey ve en başta hükümetin bu konuda kuraklığa ve çölleşmeye karşı önlemler alması gerektiğini belirtti. Her şey insanın elinde tabii ama bizi yönetenlerin bu konuda bilgilendirmesi lazım. Yani Konya'daki evdeki musluğu akıtmak çok önemli değil. Önemli tabii. Ama önemli olan şehir dışına çıktın mı bu azgın sulamayı kesmek lazım. Konuda devlet de vatandaşı uyarmalı, bilinçlendirmeli bence. Yani sadece vatandaşın elinde olan bir şey değil bu. Bizden sonraki nesillere güzel bir gelecek bırakmak istiyorsak, su kaynaklarının dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini söyleyen vatandaş, çölleşme ve kuraklık için önlemlerin alınması ve bazı alışkanlıkların bırakılması gerektiğini belirtti. Elimizden geldiği kadar her yerde bir tasarruf etmeye çalışırsak, yani dediğim gibi hem bütçemize hem vatanımıza, milletimize faydası olur yani.